Hepiniz yeniden merhabalar arkadaşlar, ben Nehir Nazlı Yağcı. Kanalıma ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bu videoda saç modelimi göstermek istiyorum. Bu videomuzda Pupsi Slime Surprise açacağız. Merak ediyorum gerçekten. Ay çok güzel. Ay. Ve videolardan izlediğim kadarıyla şunun poşetin etrafında da slime yapmak için malzemeler var. O yüzden o malzemeleri şu anda açmaya çalışıyorum. Bakalım. Var, 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 var. Şunu size doğru da açmak istiyorum. Açtım. Dönün. Dönün, 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 dönün. Önce siz gelin. Muhteşem bir şey. Ay şu an biraz reklam yapıyormuş gibi oldum ama çok beğendim. Ay renklere bak. Cidden muhteşem ya. Bu da bu taraf. Bu neymiş? Bunu bilmiyoruz. Biz bu neymiş? Bunda da yazmıyor ama bunlar bu unicorn magic, unicorn sihiri. Bu da unicorn food, bu da unicorn yemeği. Şimdi bunları birbirinden ayırıyorum ve Pupsi eğer yumuşak bir şeyse bu ikisi de Pupsi değil ama zaten içine 3 tane şey çıktı, 3 de yumuşak değil. Küçük olan paketten başlıyorum ama büyük olandan bundan başlıyorum. Slime kabı simli bu şekilde. Bakmayacağım buna. Listeye bakacağım. Mor bir şey çıktı ya. Onu gördüm. Aa. Ben arkaya bakarken siz de öne bakın. Ay bana böyle bir şey çıktı. Bana şu mor gibi bir şey çıktı belki. Tears of Paradise'dan şu çıkmış olabilir. Bir arka tarafı da inceliyorum. Ya da belki Junk Foodie Doodies'ten Salsa Maria çıkmış olabilir. Ya da buradan Tutti Bar çıkmış olabilir. İkisinden biri. Pembe, şurası pembe olanlar yaygınmış. Mavi yıldız olanlar nadirmiş. Şöyle olanlar yani mor olanlar da ekstra nadirmiş. Bana ikisi de her şekilde nadir çıkacak yani. Tabii bir süper nadir de fena olmazdı ama şimdi şunu açacağım çünkü orada mor bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey var. Evet. Evet ilk tahminim doğru çıktı. Şuradaki ne? Tutti Bar çıktı. Ama çok güzel ya. Bu şekilde slime koymak için. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Nasıl kapanıyor bu ya? Böyle mi? Heh, böyleymiş. Ters kapatıyormuşum ben. Pupsi'yi beğenmedim. Ama malzemeleri çok güzel. Simli simli unicorn boynuzu da var. Güzel ama bilmiyorum. Yani. Buradan ben ne isterdim? Ben şöyle bir hızlıca bir göz gezdireyim. Şu Queen Doodoo'yu isterdim. Şunu. Şu Fruity Doodoo'yu isterdim. Zaten kutusunun üstünde de var onun resmi. Şu.
Sonra şu Seeds'i isterdim. Şu içeceğinden dolayı. Bir de bu Puffer'ı isterdim. Bunun yine içeceğinden dolayı çünkü çok tatlı. O zaman slime'ımızı yapmaya başlayalım. Kabımız şu. Şu şekilde. Şu Pupsi de şu kadarcık bir şey. Çünkü ben boyutunu gösteriyorum. Çünkü ben böyle videolar izlerken acaba boyu ne kadar, nasıl bir boyutu var diye merak ediyorum. Bu yüzden size gösterdim. Şurada da slime'ın yapılış şeyi var. Çizgiyle belirtilen yere kadar şu bardakta. Şurada bir çizgi var. Şuradaki çizgiye kadar suyla doldurun ve şişeye boşaltın. İki kere bu işlemi tekrarlamamız gerekiyormuş. Şurada zaten çizgi gözüküyor. Arkasına şöyle bir çizgi belirgin. Tamam, tam çizgide durdurdum. Şimdi bunu boşaltıyoruz. Bir. Şimdi bir daha yapıyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi birazcık ölçüyü geçti ama bir şey olmaz o kadarcık. Ben diye düşünüyorum. Bunu da içini boşaltıyoruz. Evet. Ardından şişeye 5 damla sürpriz kokudan damlatın. Sürpriz koku diyor. Evet, sürpriz koku buymuş. Bakalım bizim sürpriz kokumuz neymiş arkadaşlar. Ve burada iki çeşit slime rengi var. Benimki acaba hangisi olacak? Ya sarı olacak ya yeşil olacak. Büyülendim şu anda gerçekten. Ay bu muhteşem. Boynuzun rengine bak. Bundan 5 damla damlatacağız. Sihirli kokuymuş bu. Ve açtım. Göz damlası şeklinde. Çok çirkin kokuyor. 5 damla. Çünkü belki koyacağım malzemelerden slime'ın kokusu bir de daha kötü kokarsa. Yani bu daha iyi çünkü her ne kadar bu da kötü olsa da. 5 oldu. Ay çok tatlı ya. Her bütün konsepti unicornlara uygun. Unicorn gibi yapmışlar. Bunu da buraya koy. Tek boynuzlu at mama paketini açın ve tozu şişeye dökün. Evet. Unicorn food. Unicorn mamasını açıyorum. Unicorn food'u açıyorum. Açtım. Bu muhteşem kokuyor. Çiçek gibi kokuyor. Çok güzel. Bütün tozu döküyormuşuz. Oo. Biraz fazla gel. Şu anda bunun yarısı falan dolu ve bu şey bayağı ağırlaştı. Şu anda bu un gibi bir şey arkadaşlar. Ay. Dördüncü adım olarak kapağı sıkıca kapatın. Şuraya da döküldü. Şuraya da öyle. Kapağımızı şöyle bir de bakayım. Evet, sıkı. Kapağı kapatın, eli kapağın üstüne tutun ve 1 dakika boyunca çalkalayın. Sonra hamurun sertleşmesi için karışımı 15-20 dakika bekleyin. Azıcık daha çalkalamam gerekiyor. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, videomu likelamayı ve en önemlisi istek videolarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla Pupsi açayım mı? Açmamı istediğiniz başka bir oyuncak var mı? Bunları aşağı yazın. Evet, bitti. En son bunu 1 dakika çalkalamıştık ve 15-20 dakika boyunca sertleşmesi için böyle bırakmıştık. Kapağı açıp hamuru şişeden çıkarın. Ay çok çirkin kokuyor. Şimdi şurada şey diyor. Sihirli kaşık diyor. Bu kaşıkla karıştıracağım. Oo, sihirli kaşık çok güzel. Bakın bu da unicorn her şey gibi tabii ki de. Bakayım şöyle bir.
Rengi ya yeşil olacaktı ya da sarı olacaktı. Yeşil olmuş. Bana iki renk olsa da fark etmezdi. Ama yeşil olmuş. Şimdi diyor ki, tek boyunuz at sihir paketini yırtarak açın. Hamuru elinizde tutarken diğer elinizde sihir tozunu ortasına dökün. Ay bu vıcık vıcık. Elim yapış yapış oldu. Yani yapış yapış diye de bakın solu solu. Parlıyor da. Açıyorum. Gördünüz mü? Kamerada gözüktüm. Hamuru ikiye katlayın, ardından çekişerek toz tamamen karışana kadar, yani slime gibi oynayın diyor bize aslında. Dokusu çok güzel, şeker gibi şu an o tozun. İnşallah o toz bunun böyle bir sulu sulu olmasını giderir. Şu anda bunun şurasında bir şey var. Oo. Toplar oluşuyor o toz sayesinde. Gerçekten magic yani. Sihirli unicorn sihiri diyor ya, gerçekten unicorn sihiri. Döktü ve şimdi onlar sayesinde bakın şöyle toplar oluşuyor, yeşil yeşil. Bakın. Durun, bu topları size göstermem lazım. Böyle böyle toplar oluştu gerçekten. Oynarken elime geliyor, hissediyorum. Simlendi. Şu anda şunu patlatmaya çalışacağım. Bakalım patlayacak. Bakın topa. Azıcık patladı. Sesini duydunuz mu bilmiyorum. Bir daha patlatmayı deneyeceğim. Havasının içine doğru kıvırabildiğimi düşünüyorum şimdi. Bence sesi duymuşsunuzdur artık. Bir kere de şu kamera yerine doğru yapacağım sesi. Yani çünkü ses alttaki yerden mi ses gidiyor? Üstten bilmiyorum ama XR'da video izlerken hem alttan hem üstten de farklı sesler geliyor. O yüzden iki yere de dinleteceğim. Şimdi üstte dinleteyim birazcık. Elinize yapışmıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Evet. Bakalım eklemediğim malzeme kaldı mı? 4 tane malzeme çıktı. Hepsini ekledim. Bir tanesi de kaşıktı zaten. Şimdi hamur sürpriz bir renge bürünecek diyor. Benimkisi zaten hep yeşildi ki. Benimkisi zaten daha sallamadayken yeşil oldu. O yüzden bence bu adımı yanlış yere yazmışlar. Onu düşünüyorum. Derin sesler yapıyor, bir şeyler taşıyor. Yeni hobisi bir şey, bir yerden bir yere taşımak. Yeni yürümeye başladı ya. Sanki kendi çok güzel yürüyebiliyormuş gibi, bir de elinde bir şeyler taşıyor arkadaşlar. Anahtarlığın haznesini alttaki kapağından açın diyor. Şunu açmamız gerekiyor. Ve artık elime sulu sulu yapışmıyor. Açtım. Açtı şu şekilde, genişliği falan. Şu an geldi, benim kapımı çalıyor. Bakın. Sulu sulu şey gitti şu anda. Magic şeyi ekleyince, sihirli tozu ekleyince. Bakalım ne kadar açılıyor. Bir slime olarak şunu bir değerlendiriyorum. Ooh,
Evet, açılıyormuş. Bayağı şunu onu fark ettim ama böyle çok açtığınız zaman bakın şu şekilde tuttuğunuz zaman aşağı doğru ağırlık yapıyor ve şuraları sarkıyor. Şu şekilde sarkıyor. O yüzden şu serçe parmağınızla da şurayı dengelediğiniz zaman güzel açılıyor. Ve bakalım ne kadar şu şekilde çekebiliyorum. Daha da çekiliyor yani. Minnacık bir şey ama. Bakın ses dinleyeceğim. İsterseniz beğenirseniz bu videoyu ve bu slime'la oynama şeyini, belki bu slime'la oynamanın ASMR halini yapabilirim. Yani ASMR mikrofonla falan. Evet, ve pupsimizin içine osuruk sesi makinesi. Yalnız tek sorun hepsi sığmıyor bunun içine. Hamuru hazneye doldurun ardından kapağı kapatın diyor ama sığmıyor, yarısı sığmıyor. Yo, ben ölçülerini de tam yaptım aslında. Ama büyük oldu. Ben bunu da saklayacağım. Ama mesela arkadaşlarım, en yakın arkadaşlarım böyle şeyleri onlar da benim gibi seviyor. O yüzden onların evine falan gidersem onlara giderken götürebilirim bunu. O yüzden şöyle yarısını ayırıp bunu bunun içine koyup onlara götürebilirim. Bakın toplara. Bakayım, ezmeye çalışayım. Sıkıştırılabiliyorlar. Patladı. Patlattım. Bu şekilde. Hatta biraz daha alayım çünkü yine sığmıyor. Tam yarıladım şu anda. Artık bu da sığsın. Evet, arkadaşınıza okula falan bir yere götürürken de yarısını böyle şu kapta bırakın. Evdeyken full hepsi birbirinden ayrılmaması için hepsi bu kapta durabilir. Ama bir yere götürürken yarı yarıya ayırmamız gerekiyor. Tamam. Bu şekilde bunu çantanıza da asabilirsiniz. Okulda, derslerde değil tabii ki de. Teneffüslerde oynayabilirsiniz. Bu videoyu beğenirseniz bir tane daha alacağım. Bu videoyu beğenin ki annem de bana alsın. Ben de size açayım. Belki sizin şansınıza çok nadir çıkartırız. Neden olmasın ki? Kamerayı elime alayım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar.